bizlere yapacağı en önemli iş var. Sadece mesleki çıkarlarla ilk sınırı kalmak üzere bir mücadele politikası gidersek sonuç alma şansımız azdır. Bu işe meslek mensupları olarak bizleri ilgilendirdiği kadar bu işlerin sonuçları ülkemizi de ilgilendiriyor. O anlamda bizim bu mücadele çizgisinin yanına mutlak surette ve önüne, ne yanına? Önüne cumhuriyeti savunma, yargı bağımsızlığını savunma, ülkemizdeki bölmeyi ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin dayanmalarını teşhir etme göreviyle birleştirerek bir mücadele programı hazırlamamız ve bunu cesurca uygulamamız, eylemli bir şekilde uygulamamız, diğer basınıydı, televizyonuydu, bütün unsurları kullanırken ve değerlendirirken eylemli bir şekilde uygulamamız gerekmektedir. Bunu özellikle ilgililere ön safta sorumlu sahip olanlara buradan huzurunuza hatırlatıyorum. Bitirirken şunu söylüyorum değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizde alnımız yasaklanıyor. Gençliğe hitap yasaklanıyor. Şimdi 19 Mayıs sadece Ankara'da alanlarda kullanılacak, diğer illerimizde yasaklanıyor. Buna karşılık da İstanbul'da dünya gençliğinde birleştiren ciddi bir çalışma, çok büyük bir gayretle Türkiye Gençlik Birliği tarafından yapılıyor. Bu kutlamanın bir adı var, bir avuç uzmayız. Bu kutlama için tören bildiğim kadarıyla Tünel'de başlayacak. Burada kendisi yaş almış olmasını önemli kabul etmiyorum. Kendisinde o dinamizi gören her arkadaşımızın Viva 19 Mayıs törenlerine katılmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın İmam, değerli hocalarım, sevgili yüksek ticaretler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kısa konuşmaya çalışacağım. Kırklareli Ticaret Sisi mezunuyum. Üniversiteyi kazandığımda iki ayı kazandığımı gördüm. İstanbul'a geldik. Sultanahmet'te okul açacağımızı yaptıracağız. O dönemde Sultanahmet'te gidiyorsunuz akademik orada. Sonra fuarımıza kısırlar ediyor. Şişli'ye baktım. Şişli okulunu beğendik. İş aradık. Burası okul olmaz. Her neyse Beyazıt Maliye Muhasebe'yi daha çok güzel bir okul dedik. Üniversiteyi okul sayımızı yaptırdık. Karaköy Perşembe Pazarı'nın orada rozetçiler vardı. Bir rozet aldım. Hemen okulun rozetini aldım, taktım. Şimdi bir muhasebeci oldum kendi kendime. Muhasebecilik de yapıyorum. Ticaretsiz mezunuyum. Çalışıyoruz o zaman. Muhasebede çalışıyoruz. Muhasebeci olduk. Üniversiteye geldik. Akademiye geldik. Bayağı bir omuzlarım şöyle bir diklendi. Yürümeye başladım. Akşamcıydı o zaman. Akşam bölümü vardı. Akşam bölümüne kaydolmuştu. Gündüz de çalışıyoruz. Şimdi yüksek ticaret olmak bir meslek sahibi olmaktı. Hemen mesleğin sahibi olduğunu hissettim orada ve muhasebeci olduğunu düşündüm. Bu çalışma, bu düşünce uzun yıllar bende hala da aynı etkiyi devam ettiriyor. Muhasebe kültürünü yüksek ticaret yaratacak bir alandı. Öyle düşünmüştüm, öyle hissetmiştim. Bugüne gelindi. Hep rozetimi meslek yasamız kuruldu, mesleğimiz, unvanlarımız belli oldu. Ancak ben hep yüksek ticaret rozetimi kattım. Yüksek ticaret çünkü bu mesleği, benim mesleğim buydu. Belirten ibaresi de yüksek ticaret rozetiydi. Ama çok üzücü günlere geldiğini görüyorum. Muhasebe mesleğinin kültürünü yaratamadık. Muhasebe diyorsunuz, her mesleğin kendi kültürü yıllarca sürelerde oluşur. Biz bu kültürün yaratılmasına katkımız olur diye düşünmüştük. Oysa bakın Marmara Üniversitesi İktisat İdari Bilimler Fakültesi 3 fakülteye bölündü. Bundan sonraki dönemde 3 ayrı fakülte olacak. Bunların içerisinde muhasebe fakültesi yok, yanlış bilmiyorsam. Oysa öncelikli olarak
olması gereken bir muhasebe fakültesiydi. Şimdi ben sevgili dernekle ilgili arkadaşlarımıza üniversiteyle çok iyi ilişkilerde olduğunu belirten yönetici arkadaşlarımıza, sayın genel başkanımıza, eski yan başkanlarımıza, hani o üniversitede ilişkin çok iyi diyen yönetici arkadaşlarımıza şunu sormak istiyorum. Bu muhasebe fakültesi konusunu dayatma hepsinden önemli değil miydi? Muhasebe kültürünü öne çıkartmak için, muhasebe bilimini öne çıkartmak için, bir meslek olmasını sağlamak için yıllardır verdiğimiz mücadele bu değil miydi? Eğer biz 3568 sayılı yasayla bir muhasebe mesleği yaratmaya çalışıyorsak ve buna girişleri hala olacak olan, olması gereken muhasebe fakültelerinden mezunların, lisans seçim mezunlarının seviyesine bu mesleğe koyamıyorsak, o zaman bizim üniversite ilişkilerimiz ne yaradık? Ben mezunlar gününde mezunlar derneğine gidip yat izlerinde üniversitede mezunlarla bir araya olmak istemiyorum. İşte burada bunu yapmamız gerekiyordu. Gerçi çalışmalarından tabii ki her meslek kuruluşu dışında sivil toplum örgütlerinde çalışanlar gerçekten çok büyük özveriyle çalışıyorlar. Bunu yadsımamak gerekiyor. Öncelikli olarak onların çalışmalarında teşekkür ederek bu işi söylüyoruz. Ancak bu eleştiriyi eğer yapmaz ise, derneğin önüne bir hedef koymaz ise, o zaman bir üye olmamızın anlamı kalmıyor. Saffet Başkan'ın dediği senede bir genel kurullarına gelen üyelerden, ben de o üyelerden gerçi ama o üyelerden olmak işte buradan kaynaklanıyor. Eğer böyle bir hedefimiz yoksa, ben bunu bir muhasebeyle ilgili konuya getirdim. Tamamen konuşmam bu günlerde dönüyor ama yüksek ticaretler önce muhasebeci mezun ederler. Ondan sonra ekonomiye ticaret adamı yetiştirirler. Ben böyle algılıyorum, böyle görmek istiyorum. Bu nedenle de çünkü toplantıda bulunanların tamamına yakınım hemen muhasebe mesleğiyle ilgili olduğunu gördüğüm için bu araya getirdim. Bu çok büyük eksiklik. Hala döndüğünüz bilemiyorum ama bu çalışmanın bu mesleğin eğer var olması, bu mesleğin saygını kazanmasını istiyorsa önce bir muhasebe fakültesi olmalıydı. Bu üç fakülte içerisinde muhasebe fakültesini önleyememiz, isteyememiz o bizim suçumuzdur. Başta biz üyeler olmak kaydıyla. Demek ki yapmamız gereken hedeflerimizi biz hep kısa vadeli gezilere mezun günlerine katılmak olarak düşünmüşüz. Yanlış yapmışız. Şimdi bakın burada bir yazı okuyoruz. Özdeş'i. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle sanayi mühendisliğiyle zenginleştiren, güzelleştiren bir nimettir. Değerli dostlarım, kaldı mı bu ülkede milli sanayi? Bunlar biliyorsunuz Cumhuriyet'in kuruluşunda milli burjuvaziyi, milli sanayi yaratmak için yapması gerekenlerdir. Kalmadı. Neden kalmadı? Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler politikaları bugüne geldi. Şimdi peki Osman Arıoğlu'nun konuşması Sayın Celal Demir, ben 3 gündür duramıyorum bu konuşma üzerine. İçim için yiyor. Biraz daha muhasebe mesleği gibi konuşacağım. Lütfen mazur görün. Tam olarak Celal Demir sanırım biraz da olayı dağıtmamak için açmak istemedi, böyle bir yeri değildir ama TÜMOB'un üyesi olup da kendi üyesi olduğu bir kurumu böylesine haince yıkmaya çalışan, altındaki taşı çekmeye çalışan bir amaçtan düşünüyorum. Değerli dostlar, işte bir tane sanayi kuruluşumuz yoksa, gerçi hep ülkemizin sanayicinin yerlisi yabancısı yok, bu böyle ama öncelikli olarak kendi ülkeme, kendi duruma sahip çıkacağım. Kendi milli değerlerimi bulacağım. Şimdi eğer biz bunlara sahip çıkmamaya devam edeceksek, Osman Arıoğlu eğer hala TÜMOB yöneticisi olmaya, oraya oturmaya kendince hak verecektir. Ama bu mücadeleyi Sayın Akdemir'e ben özellikle söyleyeyim. Bu böyle kolay geçilmesi gereken bir konu değil. Siz kendi TÜMOB'un diğer kurumlarla birlikte meslek odalarının ortadan tamamen kaldırılmasını yazacaksınız, söyleyeceksiniz.
ve bir kendi ajandanızı açık ajanda olarak koyacaksınız ve sonra gidip o kurumda devam edeceksiniz. Bakın, şimdi arkadaşlar söylüyorlar, bu her sivil toplum örgütünde var bunlar. Ben birçok konuda İstanbul Odası'ndaki yöneticilerimizle, tüm MOK yöneticilerimizle birçok konularda hayırlı şeyler düşünüyorum, hayır şeyler düşünüyorum. Onlardan çok farklı yerlerdeyim, farklı mücadele içerisindeyim. Ancak bu kurum benim kurumum. Bu kuruma önceden sahip çıkacağım. Bu kuruma bunlara kesinlikle ve kesinlikle izin vermemiz gerektiğini düşüneceğim. Şimdi bu zamanda değil de geçmişe dönmeyelim derseniz gene söylemekten geçemeyeceğim söylemeden daha önceleri birlikte olmayı düşünmeliyiz. Tacı taşıyan o sorumluluğu alan önce azınlıktakileri alacak yanına. Önce onların hakkını koruyacak. Çoğunluk olan azınlığa, azınlıkta olana öncelikli olarak öne çıkaracak, ona pozitif ayrımcılık yapacaktı. Umarım bundan sonraki çalışmalarda bütün sivil toplum örgütlerinde bunlar böyle olacaktır. Demokrasiyi sadece biz çoğunluğumuz her şeyi söyleyeceğiz diye algılıyoruz. Her konuda bu böyle. Bizim kendi örgütlerimizde de bunu yaşıyoruz. Biz her meslek kuruluşunda, her sivil toplum örgütünde öncelikli olarak üç bizde istediğimiz yaparız dersek bugünlere geliyoruz. İktidar olan her şeyi yapar dediğinde buralara geliyor. Tüm o var, evet, sonuna kadar her konuda destekliyoruz. Niye vermeyeyim? Benim kurumum. Benim yöneticilerimle ayrı düşman ilgilendirmiyor. Ama şunu unutmayalım. Burada genel kuruldan sonra bir seçimler de yapılacak. Herkesi kucaklayan yönetimler oluşturmaktır asıl amaç. Onu yapabilirsek eğer, o zaman bu sivil toplum örgütleri, örneğin muhasebe fakültelerini de kurar, örneğin TÜRMOK'ta kendi üyesi olduğu kurumun ayağını kurşunu sıkacak insanları da oradan oraya gelmesini engeller. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.